Evet, Burak Yılmaz bu sert açıklamalarının ardından bir anda gündemin ilk sırasına oturdu değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın geleceği ne olacak? Yönetimde bir devam kararı mı yoksa bir ayrılık kararı mı çıkacak? Neler yaşanabilir bu süreçte? Yine oyuncularla ilgili özellikle sert eleştirileri vardı Burak Yılmaz'ın. Şimdi muhabir arkadaşımız Furkan Yıldız'la hemen bir telefon bağlantısı yapalım ve konunun detaylarını kendisiyle konuşalım. Furkan, hoş geldin yayınımıza. Ezgi, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Aslında az önce ekranlara da geldi Burak Hoca'nın, Burak Yılmaz'ın açıklamaları. Dün maç sonrasında Antalya'da aslında son dönemde belki de gördüğümüz, izleme şansı bulduğumuz en sert açıklamalardan birisiydi Burak Yılmaz'ın açıklamaları. Tabii hem Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası hem de tüm spor kamuoyunun belki de şu an en çok merak ettiği konu Burak Yılmaz'ın geleceği ne olacak? Adım adım gidelim. Şöyle, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen Beşiktaş antrenmanında ve şu sıralar devam eden antrenmanda, hatta Nevzat Demir'de çalışma devam ediyor Beşiktaş'ta. Burak Hoca takımın başında antrenmana çıktı. Burak Yılmaz bugün sabah saatlerinde başlayan antrenmanda takımın başında sahada, tesislerde yer aldı. İlk olarak bunu aktaralım. Antrenman öncesinde, antrenman başlamadan önce Burak Yılmaz tüm futbolcuları, antrenmandaki tüm futbolcuları saha ortasına toplayarak onlarla bir toplantı, bir konuşma gerçekleştirdi ve şu ifadelere yer verdi Burak Hoca yapmış olduğu toplantıda. Bana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Fakat takım içerisinde, maç içerisinde daha doğrusu bu tip gerginlikler, kendi aranızda bu tip gerginliklerin yaşanmasını istemiyorum şeklinde bir ifadesi oldu. Ve dün aslında Beyli Tayfur arasında yaşanan olayı bir kez daha burada Burak Hoca da yapmış olduğu bu açıklamayla beraber aslında şunu da söyleyelim. Bayı da tabii ki dün gece sosyal medya hesabından bir özür açıklaması, özür mesajı olmuştu Erik Bayı'nın. Bugünkü antrenmanda Burak Hoca'nın bu açıklamalarından sonra Erik Bayı da bir kez daha hem takım arkadaşlarından hem Burak Hoca'dan hem de tabii Tayfur'dan bir kez daha özür diledi. Şu an için konuyu bu şekilde özetleyebiliriz. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la ilgili herhangi bir yol ayrılığı şu an için söz konusu değil Ezgi. Bugün gün içerisinde Burak Yılmaz, Burak Hoca, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin tesislerde olmasını bekliyoruz. Sayın Başkan Çebi ile Burak Yılmaz'ın tesislerde bir araya gelmesini bekliyoruz. Dün Burak Hoca yapmış olduğu açıklamada yine belirtmişti. Başkanla görüşeceğim. Bazı isteklerim olacak, bazı taleplerim olacak. Onlar karşılanırsa 3 Aralık'a kadar takımın başında kalacağım. Eğer karşılanmazsa teşekkür edip ayrılacağım şeklinde ifadesi olmuştu. Tabii yine merak edilen konu bu talepler, bu istekler ne olacak? Bir kadro dışı talebi olmasını bekliyoruz Burak Yılmaz'ın. Ama bunun altını çizelim, bu kadro dışı konusu. Tabii oyuncu ismi zikretmek doğru değil belki şu aşamada. Ama en azından şunu bir bilgi olarak paylaşalım. Erik Bayı konusunda Beşiktaş'ta Burak Hoca'nın böyle bir talebi, böyle bir isteği olmayacak. Yani kadro dışı istekleri olacak, evet bunu söyleyelim. Ama burada Erik Bayı o oyuncu Erik Bayı değil, kadro içerisinde bazı oyuncuların antrenman performansından, disiplin tavırlarından Burak Hoca memnun değil. Bu konuda da yönetimden bazı istekleri olacak. Antrenman sonrasında Sayın Başkan Çebi ile bir araya gidecek ve bundan sonraki yol haritasında da bazı konularda görüşmeler yapacağını ifade edelim. Şu an için ama Burak Yılmaz özelinde, Burak Yılmaz konusunda Beşiktaş bir ayrılık söz konusu değil. Beşiktaş'ta kısa süre içerisinde kadro dışı kararların alınmasını bekliyoruz. Bir kez daha tekrar edeyim. Oyuncu ismi zikretmek belki şu an için çok doğru değil. İlerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde belki çok daha net ifadeler kullanabiliyor olacağız bu konuda da. Ama en azından şunu bizi dinleyen, izleyenler paylaşalım. Erik Bayı konusunda bir kadro dışı Beşiktaş'ta olmayacak. Burak Hoca dün yine aslında yapmış olduğu açıklamaların bir kısmında bir basın mensubu arkadaşımın bu konuda sormuş olduğu Erik Bayı kadro dışı mı kalacak konusunda sorusuna da özür diliyorum. Aslında orada bir yanıt vermişti. Hayır canım, ne münasebet. Hatta bu yanlış bir soru, kötü bir soru. Şu an için yangına körükle gitmek ifadesini kullanmıştı Burak Hoca. Basın mensubunun Erik Bayı kadro dışı mı kalacak sorusuna tam olarak bu yanıtı vermişti. Biz de şu an için bu konuda herhangi bir talebi olmayacağı bilgisini aldık. Kadro dışı talepleri olacak ama bu isim Erik Bayı değil Ezgi.
Furkan, sana bağlanmışken şunu da sormak istiyorum. Şimdi Burak Yılmaz konusunu özetledin. Peki hem Antalyaspor karşısındaki mağlubiyet hem de bu Burak Yılmaz tartışmaları üzerine seçim gündeminde bir değişiklik yaşanmasını bekler misin? Çünkü hala Ahmet Nur Çebi'nin net kararı merak ediliyor ve bu yaşananların adaylık konusunda herhangi bir adayın harekete geçmesi veya geri çekilmesi noktasında bir değişikliğe yol açacağını düşünüyor musun? Tabii aslında çok değindin Ezgi. Tabii Sayın Başkan Çebi'nin hala henüz kesin nihai kararını vermediğini ifade edeyim. Ama tabii ki kuşkusuz dün yaşananlar, dünkü mağlubiyet Sayın Başkan Çebi'nin kararlarında etkili olacaktır. Şöyle 13 Kasım'da, en geç 13 Kasım tarihinde Sayın Başkan'ın kararını, açıklamasını, duyurmasını bekliyoruz. Şu an için edindiğimiz son bilgiler, ki biz geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde Beşiktaş'ın gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Sayın Başkan Çebi ile bir sohbet toplantısı yapma şansımız olmuştu orada. Şu an için edindiğimiz son bilgiler, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yapılacak olan genel kongrede aday olmama ihtimali, aday olma ihtimalinden çok daha yüksek. Henüz son kararını vermediği için başkan, ben de çok kesin bir ifade kullanamıyorum tabii ki, ama Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda 2 adaylı bir kongre olmasını bekliyoruz. Hasan Arat, ki şu ana kadar resmi olarak adaylığını açıklayan tek isim Hasan Bey, Hasan Arat ve Emre Kocadağ'ın da Hasan Arat'la beraber genel kurulda adaylığını açıklamasını ve bu iki isim arasında bir seçim yarışı gerçekleşmesini bekliyoruz. Emre Bey, Emre Kocadağ uzun zamandır aslında kendi adaylığı için bazı çalışmalar yapıyordu ama henüz o da nihai kararını bildirmediği için, açıklamadığı için Emre Bey de şu ana kadar henüz resmi olarak bir açıklamada bulunmadı ama hem kendisine yapmış olduğumuz sohbet toplantılarında, görüşmelerde, Emre Bey'le yapmış olduğumuz diyaloglarda izlediği bir durum değil bu. Emre Bey'in bir adaylık hazırlığı var ama Sayın Emre Kocadağ da Sayın Ahmet Nur Çebi'nin son kararını vermesini bekliyor. Ama şu an için Ezgi, bir kez daha tekrar edeyim. Ahmet Nur Çebi'nin yapılacak olan genel kurulda aday olmama ihtimali, aday olma ihtimalinden çok daha yüksek. Genel kurulda iki adaylı bir seçim, Hasan Arat ve Emre Kocadağ arasında bir kongre olmasını bekliyoruz. Peki Furkan, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yayınlar diliyorum. Evet, Furkan Yıldız'ın verdiği bilgilerin ardından şimdi bir kez daha dün akşama döneceğiz. Yine maç sonuna gideceğiz. Gelin bir de Biteksen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in maç sonrası yaptığı açıklamaları izleyelim. Biteksen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'de Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İlk önce Beşiktaş ailesine teşekkür ediyorum. Onları burada misafir etmek çok keyifliydi. Kendileri çok büyük bir camia. Her sene şampiyonluğa oynayan, çok kaliteli bir kadrosu olan bir camia. Tekrar onlara teşekkür ediyorum. Yollarında da başarılar diliyorum önümüzdeki süreçte. Güzel zamanlarda göreve geldik. Çok keyifliyiz, çok gururluyuz ve onurluyuz. Allah'ıma hamdolsun. Bugün futbolcularımıza, oyuncularımıza, taraftarımıza, kendimize inandık. Her bir birey yüreğini ve ciğerini ortaya koydu. Hepsine tek 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 teşekkür ediyorum. Başakşehir maçıyla beraber, Beşiktaş maçıyla, Başakşehir ve Beşiktaş'la beraber 6 puan aldık. Bu şekilde bir seriye başladık. Allah nasip ederse Ankara gücüyle de performansımızı devam ettireceğiz. Bundan sonra ligde kalmak için oynayan bir takım değil, hak ettiği yerde olması gereken, yerde olması sıralamada üst sıralar oynayan bir takım olacağız. Tüm taraftarlarımıza, emeğine eserlenmeyen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Şampiyonluğa tabii ki iddiamız var ama Anadolu kulübüyüz. İnşallah onu da başarırız. Başaran bir Anadolu kulüplerden bir tanesi oluruz. Avrupa kupalarında oynayacağız. Allah nasip eylesin, siz rahat kupasını evimize getireceğiz. Bunu taraftarımıza, Antalyaspor'un sahibi olan taraftarlara hediye edeceğiz. Biz onlara inandık. Onlar da bize inansınlar. Bunu başaracağız ekip olarak. Herkes inanılmaz mutlu. Hepsi gerçekten de kafaları dimdik, onurlu ve gururlular. Çünkü hepsi de gerçekten de yüreğini ortaya koydu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.